Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ses kaydı yapalım aynen. Ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin. Salavat. Dersimizin konusu bu 185 Barda layıkası sayfa 185. Hafız Ali abinin bir mektubu var. Hafız Ali'nin dersini ne tarzda anladığını gösteren bir fıkrasıdır. Bu ustadın haşiyesi değil mi? Evet, bu buraya bir haşiye düşmüş Üstad Hazretleri. Şimdi biz bu mektubu okuyacağız. Bu mektupta Hafız Ali abi 14. lemanın 2. makamı Besmele'yi, Besmele'nin sırlarını nasıl anladığını ifade etmiş. 14. lemanın 2. makamının istifadelerini Üstad Hazretlerine mektupta yazmış. Bu mektupta şimdi okuyacağımız bazı şeyleri ilk defa duyabiliriz, şaşırabiliriz. Doğru. Doğru. Acip bir mektup. Bu mektubu böyle tahlil edeceğiz. Peki ilk önce şeyi okusan. Bununla alakalı bu mektuptan önce 31. sözde Miracın meyveleri. Birinci meyveyi okuyacağız. Birinci meyve bakalım neymiş? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca gidip gelmesinin ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve bizi ilgilendirmesi, münasebet noktası burada hediye getirmiş. Bakalım bizi ne ilgilendiriyormuş yani bize ne getirmiş yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bir de şu var. Sen bu şeyi tamamen kapa. Şimdi hediye getirmiş de mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri dese ki ben size hediye getiriyorum. Nasıl düşünürsün hediyesini? Ben de dedim ki Abdülkadir sana hediye getiriyorum İzmir'e. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri diyor ki ben sana hediye getiriyorum. Nasıl düşünürsün? Saltanatı büyüklüğüne göre hediyesini büyük düşünürsün. Çünkü hediye olabilmesi için şahsa yakışır olması lazım. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ben sana bir kese altın getiriyorum dese hediye olur mu? Olmaz. Çünkü saltanatı daha şey iktiza eder. Ama ben sana bir çay kurdan, filiz çayı, tomurcuk çayı sana bir paket yaptırıp gönderiyorum desem hakikaten hediye olur. Değil mi? Şimdi Peygamberimiz diyor ki Allah'tan hediye getiriyor. Evet. Burada Miraç'ın 500 tane meyvesi varmış. 5'i yazılmış. 500 taneymiş yani. Yani acı bir mana şeyi varmış içinde yani gidip gelmesinin. Ehadiyetin en geniş dairesi olan Zat-ı Ehadiyet. Şey versene bir tane. Murat'a takke ver. Sünnet-i Şahı. Al abi. Burada hemen benim takkem şurada. Al. Sünnet-i Şahı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şimdi sen bu arada bize de çay ver. Rahat olun. Tamam abi. Böyle birisine hitap eder tarzında konuşursan ben o işte yokum ha. Çay ver böyle. Getir kardeş. Öldür beni yoksa. Tamam abi ben çayımı da içeyim. Ha. Çay koy. Bu arada rahat ol. Hop başkası için yaşamayın. Şimdi bu ehadiyet Risale'den 3 tane farklı mana vermiş abi ehadiyet ve vahidiyet Risale'de. Özellikle ehadiyete. Hı hı. Mesela ehadiyet vahidiyet Cenab-ı Hakk'ın umumi tecellisi. Ehadiyet o umumi tecellinin bir yerde tezahür etmesi. Bu böyle geçmiş bir. İkincisi 32. sözde geçmiş. Cenab-ı Hakk'ın iki türlü tecelliyatı var demiş. Bir sebepli, bir sebepsiz. Vahidiyet sebepli, ehadiyet sebepsiz tecelli demiş. Çok güzel. İki. Üçüncüsü de Miraç Risalesi'nde geçmiş. Ehadiyeti zatiye denmiş abi. Ne demek ehadiyeti zatiye? Yani ehadiyet nasıl ki sebepsiz de umumi tecellinin bir yerde tezahürüydü. Ehadiyeti zatiye dediğimiz zaman kainattaki bütün
evsaf-ı ilahinin, ef'alinin, esmasının, sıfatının, şuunatının zatında toplanması abi. Ehadiyet-i zatiye demesi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ehadiyet-i zatiye muhatap olmuş yani. Böyle üç tane mana var. Şimdi bunu bu 185'te okuyacağız. Hafız Ali abi kendi kabiliyeti nispetinde bu hakikate mazhar olmuş yani. Abi. Bir de ince bir şey var. O soruya şey yaptın. Bak. Ehadiyeti fiili değil. Zaten. Allah bak. Bütün fiillerini bir yerde cem etmiş, bir yerde görmek. Ehadiyeti fiili. Bak. Ehadiyeti esma-i ilahi de değil. Zaten. Ehadiyeti zatiye bu. Evet. Tamam mı? Zaten. Bu hangi de, hangi, ne demek, hangi isim denilirse Allah ehad'dır. Çünkü diğer isimler hep isimdir. Efal ve asar alemine bakar. Allah var ya Murat. Evet abi. Allah ismi zata bakar. Allah ismi zata bakar. Zaten diğer isimlerde o özellik olmadığını yok söylüyor. Yok. Tamam mı? Ehadiyet-i zatiye deyince alem-i şehadete bakan esma-i fiiliye esma-i hüsnalar değil zata bakan Allah isme mazhar olmuş. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah ismi değil mi? Evet. O Allah ismine mazhar olmuş. Azami derecede. Evet, devam et. Şimdi bu Miraç'ın birinci meyvesinde şöyle bir cümle var. Bu cümlenin de açılımı olacak yani. Erkan-ı imaniyenin hakaikini gözüyle görüp melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i göz ile müşahede etmek, kainata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-u ezeli ve ebedi ve ebedi bir hediye getirmiştir ki. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu görmüş, gitmiş gelmiş, o kapıyı açık bırakmış. Ne olmuş? Bir de okur musun abi? Evet. Ben başka bir şey yazıyordum da. Erkan-ı imanın hakaikini gözüyle görüp. Bu ne demek ya? Erkan-ı imaniye nedir? Abdülkadir, Erkan-ı imaniye sayar mısın abi? Erkan-ı imaniye? Bu imanın şartları değil mi? Evet, tam say. Allah'a iman. Amentu billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusuli ve yevmil ahir ve bil kaderi hayri ve şerri Allah Teala. Bunu gözüyle görmüş, bunu. Altı tane. Yani erkan-ı imaniye deyip de ne demektir bu diye sormasan kendine, bu erkan-ı imaniye anlamadan geçtin orayı. Hayretin olmaz işte. Zaten 30. lemada bir cümle var. İnsan hakaik-i imani şuhud derecesinde gösterebilir diyor. Evet. Şuhud yani Allah'ı insan müşahede edebilir yani. Böyle bir şey mümkün yani. Hem de o Fıkıh-ı Ekber kitabında geçiyor yani. İmam-ı Azam Efendimiz'in yazmış olduğu kitapta. Sünnet olduğunu değil mi? İtikada dair yazılan bir kitapta. Ya. Yani bu mümkün yani. Böyle bir şey müşahede erkan-ı imaniyeyi, altı iman esasını insan müşahede edebilir. Peki yani böyle bu mevzuları konuştuğumuz zaman bazıları böyle tedirgin oluyor ya abi. Böyle evet. Aman işte şöyledir böyledir falan ama işte işin içine girince böyle bir şey var. Yani nasıl ki peygamberlere iman, kitaplara iman, ahirete imanda mertebeler var, derinlemesine insan içine girebilir. Aynısı Allah'a iman ve melaikeye imanda da var yani. Onların mertebeler var yani. Müşahede edebilir bir insan yani. Şeydir, ulema haklı olarak ben merak ettim de aman ha tobe stoburla ya Allah Allah ulaşılmaz, Allah görünür falan demelerin haklı sebepleri vardı. Evet. Çünkü tasavvuf hakim olduğu için eskide tasavvuf bu sefer garip garip halleri olunca ben Allah'a görüm diye şarlatanlar çıktı. Çıkıyordu. Aman aman %90'ı çıkıyordu böyle. Şeytan aldatıyordu. Onun için bunun önünü kestiler. Dediler kim böyle Allah'a böyle gördüm ben şey yaptım, ulak oldum, konuştum. Bu şarlatandır dedi. Evet abi. Ta ki bunun önünü aldılar. Yani fakat bir hakikat payı da var. Mesela bir misal vereyim de Murat. Acele etme. Yok estağfurullah. Şimdi mesela bana diyorlar, abi peygamberi gördüm. Sesini mi duydun? Evet. Olmayabilir. Yandan gördüm. Tam gelecekti, kayboldu. Sen yüzünü tam gördün mü net yüzünü? Ha ona şeytan giremez. Sesine girer, yanlamasına gider,
ayak sesini gider. O tip odadaydı, biz sesini duyuyorduk, işte bir şey söylüyordu, biz bu odadık. Şeytan gider. Büyük ihtimalle şeytan. Çünkü Resulullah gelip sana suratını göstermemesi mümkün değil. Eğer Resulullah gelip de yüzü gözükmemişse şeytan olma ihtimali çok büyüktür. Çünkü Resulullah sana gelecek, yüzünü kapatmaz. Şefkatlidir. Anladın mı? Mesela bir tanesi rüya anlatıyor buna. Dese ki yanda gördüm abi, öteki odadaydı. Tamam kardeşim, gerek yok ona. Yüzü, yüzü olursa peygamberdir. Ölçüler ne kadar hoş. Yani bu erkan-ı imaniye insan altısını nasıl müşahede ediyor? Bizim bu okuyacağımız mektupta Hafız Ali abi bu manada bir Allah'a iman hakkında bir müşahedesi olmuş. Olmuş. Acayip. Gördüm diyor. Yani Allah'ı gördüm diyor Hafız Ali abi. Buradaki gördüm, bunu teşbih olarak da alabiliriz. Veya da gördüm diye de alabiliriz. Allah gözükür mü? Bu imkan aleminde gözükmez. Çünkü imkan aleminde cihet var, yön var, madde var, zaman var, mekan var. Allah bunlardan münezzeh olduğu için burada gözükmez. İmkan aleminde. Vücutta da gözükmüyor. Kab-ı Kayseri makamında gözüküyor. Herkesin kendi bir Kab-ı Kayseri var. Abi. Kab-ı Kayseri neydi abi? İmkan ve vücut ortası. Ortası. Evet. Yani bir kimse Allah'a müşahede etse ancak orada müşahede edebilir. Başka bir yerde müşahede edemiyor. Zaten Kab-ı Kayseri bir ayettir yani. Necm suresinde geçiyor. Evet. Ayetinde müteaddit manaları olduğu için diyebiliriz ki herkesin kendi Kab-ı Kayseri var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gitmiş gelmiş, o kapıyı açık bırakmış. Bir de şöyle bir noktayı nazar abi. Şimdi cennette ehli iman Allah'ı müşahede edecek değil mi? Evet. Cennette de müşahede edemez. Çünkü orası da bir mekan. Nerede peki? Kab-ı Kayseri makamında onları da görecekler abi. Zaten Peygamberimizin hadisi var bu manada. Evet. Pazartesi Adem Aleyhisselam'ı şu peygamberi, şu bana işte Perşembe günü gelecek. Bütün ümmeti, bütün peygamberleri, 24 bin peygamber, 24 bin evliya beni ziyaret edecek. Cuma günü de Allah'a komple gideceğiz diyor. Evet. Yani orada, yani bir yere gidiliyor demek. Evet, yani orada cennette bir mekan. Orada da bir, oraya göre bir zaman var diyelim. Evet. Allah da mekana sığmaz, zamana sığmaz. Evet. Bir de acip bir şey ki. Ama sari ifade var ama. Nasıl? Sari de var. Cennette rüyetullah var. Ey aşık diyor 25'in sözde. Sen cennette rüyetullah'a mazhar olacaksın diyor. Yok mesela oradan gidecekler ya abi. Yani cennette. Git başka da şöyle yani bu cenneti bizim bildiğimiz gibi değil ya. Aynı zamanda cennette mekansız mekanlar var. Evet. Yani cennet bildiğimiz böyle bir şey değil ama. Hı-hı. Çünkü mesela ise mekan değildir o zaman. Ne düşünüyorsanız cennet değil. Ne düşünüyorsanız cehennem değil. Evet. Çünkü cennette rüyetullah var. Cennette kapı kapsın mı yok? Var tabi, her şey var. Artık oralarda her şey, her yerde makamına göre var. Evet. Birbirine girmiş orada. Yani cennette mekansız yerler var yani. Var, mekansız mekan var. Mekansız mekan. Bilmiyordum abi ya. Evet, mekansız mekan var. Şimdi yani imkanla vücudu ortası dediniz ya. Biraz orayı açabilir miyiz? İmkan, vücut, hani böyle kab-ı kavseyn, hani söylüyorsunuz da ne ya, imkan nedir? İşte söyledim ya, imkan aleminde işte madde var, suret var, cihet var, yön var. Yani Allah'ın dışında yaratılan, evet. Yaratılmayabilirdi de, yaratılabilirdi de ama birisi Allah tercih etmiş, yaratılmış. Yani yaratılan 18 bin alemin adı imkandır. Yaratılmamış, kendi zatından olan vücuda vacip alem deniliyor. İkisinin ortasına berzah deniliyor. Bunu benim diğerlerini kastetmiyorum zaten. Nurcu kardeşler bu berzah anlamıyor. Ya vaciptir ya mümkündür. Ya Allah ya Halik ya Mahluk. Çünkü aklı, akıl o kadar acayip kök temel göçmüş ki bu asır. Düşünemiyor, tefekkür edemiyor. Yani berzahı anlayamıyor. Mesela kabir ahiret midir? Değildir. Dünya mıdır? Değildir. Nedir? Berzah. Çekirdekteki programı aç mıdır? Değildir. Hiçlik midir? Değildir. Berzah. Anne kanındaki çocuk dünyalı mıdır? Değildir. Ama berzah da bir makam değil mi abi? Evet. Yani bir varlık o zaman yani berzah desem. Ama ikisi de değil. İşte
İşte o zaman berzahın yerine başka bir cümle kullanmak gerekir. Berzah yani. Kullanmış, din kullanmış. Evet. Alem-i şehadet kullanmamış. Ahiret kullanmamış. Ne demişler ona? Alem-i berzaha gitti diyor. Ölen nereye gitti diyoruz? Alem-i berzaha gitti diyor. Ahirete gitti demiyoruz ki. Ahirete halk diyor. Evet. Ama Kab-ı Kavsen... Kab-ı Kavsen'in daha şeyi var, imkan ve vücub ortası denilen diyor, Kab-ı Kavsen diyor. Evet. Mesleği de geçiyor 642. İmkan ve vücub ortası. Ortası diyor. Kab-ı Kavsen. Varla mecur meselesinde. Mahluk değil diyor. Vacip de denmez diyor ruh için. Ancak mec'ul denilir diyor. Evet. Tamam mı? Yani şeydir. Berzah var, tamam mı? Ya ad- berzahın lügatı ne abi lügatta? İki... Ara bölge mi? Ara bölge. Ha, bölgesiz bölge yani. Bölge denmez. İşte o yüzden karışıyor işte. Çünkü niye karışıyor? Akıl sebep sonuç ilişkisine kurulmuş ya. Arayı anlayın mı? Bak onun için diyorum zaten böyle soracağın için. Mekansız mekan. Varlıksız varlık. Adem de öyle. Adem vücut değil midir? Değildir. E ne diyor? Emir ve ilim ile diyor Adem'den vücuda çıkarttı diyor. Emir ve ilim. Evet. Şimdi bir şey okuyacağız. Bu Miraç sitesinde o girişi okuduk birinci meyveyi. 30. lemada da var. Hakaki imaniye müşahede edilebilir şuhut derecesinde. Bu manada Hafız Ali abinin bir mektubu var. Allah iman hakikatini müşahede etmiş. Bakalım. Sayfa 185. Ben okuyorum. 31. Muhterem Üstadım. 31. mektubun 14. lemasının 2. makamını bir defa kendim okudum. Bu 14. lemanın 2. makamı Besmele'nin sırları. Ben bakayım ne anlayacağım farklı diye düşünüyorum biliyor musun? Ha. Bir defa okudum diyor. Bir defa okudum. Bir defa kendim ha, okudum. Bir dakika. Derse gitmeden ilk önce kendisi bir defa okumuş. Evet. Bak görün. Derse gitmeden önce okumuş ha. Pek cüzi istifadeyle dimağımda bir lezzet hissettim. Şimdi abi Risale-i Nur'da okunarak bilinecek mana var. Müzakere mütalaa ile bilinecek mana var. Bu kendisi okumuş, istifade etmiş. Zaten normalde Risale-i Nur hocaya ihtiyaç bırakmaz. Üstadet kendisi söylüyor. Fakat niye o zaman dersler var, medreseler var? Herkes her meselesini anlamaz diyor abi. Evet. O yüzden anlayan birilerinin şerh ve izahlarına ihtiyaç var yani. Bunu Hüsnü Hazretleri kendisi söylüyor. Şerh ve izaha ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ben gidiyorum sizin vazifeniz. Böyle devam ediyor. Herkes her meseleyi anlamıyor yani. Şimdi kendisi okumuş. 14. Ramazan'ın 2. makamını okumuş. Cüz'i istifade ettim diyor. Pek cüz'i istifadeyle dimağımda bir lezzet hissettim. Normalde benim noktayı nazarımda vicdan demesi lazım yani. Evet. Değil mi? Doğru. Hissettim diyor yani. His normalde vicdanın içindeki bir şey ama dimağımda oldu diyor. Dimağımda lezzet hissettim diyor. Evet ama vicdanımda demesi lazım. Yani ben böyle bir lezzetlendim, bir hislendim demesi lazımken. O zaman sofilik gibi bir şey olur yani. Dimağım. Şimdi meratip ediyor. Veya da şöyle de diyebiliriz. Benim noktayı nazarımda şöyle de vardı. Dimağımda lezzet hissettim. Yani vicdan ve dima bütünlüğü var yani. Çünkü vicdanda dört esası vardı. Biri de histi ya. Dimağımda hissetti. Derken bu ikisinin beraber... Biraz tekellüflü. Öyle mi abi? Şey yapacağız. Yani. Dimağımda hissetmiş. Dimağımda hissetmiş. İtti o. İkinci ve üçüncü tekrarlarımda öyle bir zevk-i ruhani uyandırdı ki. Şeyde ya, izanda bu. Dimağda izan yok mu? Evet. Tahir, tasavvur, takul, tasdik, izan, iltizam, itikat, izan işte. Zaten bu Besmele'nin sırlarında Hüsnü Hazretleri söylüyor abi. Delilden ziyade zevke nazırdır diyor. Bak. Ve altı tane iman esası var değil mi şeyde? Altı iman esası, altı esma. Altı esma şeyde değil mi abi Besmele'nin? Sırlarında evet. Bir, iki, üç, onu daha önce... Hatırladığın kadar var mı? Ben söyleyeyim abi, kısaca söyleyeyim. Birinci birer cümleyle. Şimdi birinci sırda ne anlatılmış 14. lemanın ikinci makamında? Yani Besmele'nin 6 tane sırrının birincisinde. Afaki ve enfüsü terakkiyat sırrı anlatılmış. Birinci sırda. Evet. Mesela kainat, küre arz, insan.
Şimdi hakikatları kainat ve küre arzdan görüp insana her şeyin baktığını görürsen bu afaki. İnsanda gördüğün şeyleri küre arzda ve kainatta görürsen enfüse. En son cümle ne? İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. Yani birinci sırda en kısa ve kolay yoldan insan olma yolu anlatılmış. İnsan terakkiyat sırrı anlatılmış enfüsü ve afaki abi. Birincisi terakkiyat sırrı yani. Peki hangi iman esasına bakıyor? Melaike yani. Melaike iman. Hangi isme bakıyor? Üsa Hazretlerine bakıyor. Kuddüs ismine bakıyor yani. İkinci sır muhatabiyet sırrı. En kısa ve kolay yoldan böyle mesela Kur'an-ı Kerim Fatiha'da Fatiha Besmele'de. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim de bütün marifetler, bütün manalar, bütün ibadetler, bütün deliller, bütün mantıklar, bütün Allah'ın ne kadar kastettiği şey varsa Besmele'de varmış abi. Birincisinde insan olma sırrı yani. Terakkiyat sırrı var. İkinci de muhatabiyet sırrı. Kur'an-ı Kerim hadsiz kesret içinde, vahidiyet içinde okunup olmamak için ehadiyet cilveleri bırakmış. Bunun aynısı kainatta olmuş abi. Kainat, Cenab-ı Hakk'ın kudret kitabı. Kur'an-ı Kerim de o kudret kitabını tilavet ediyor. Onun kelama dökülmüş hali. Biri, ikinci sırda anlatılan ne? Marifet sırrı abi. En kısa ve kolay yoldan Cenab-ı Hakk'ı tanıma sırrı Bismillahirrahmanirrahim'de mevcutmuş yani. İkinci sır bu, marifet sırrı. Marifet hangi iman esasına bakıyor? Hangi iman esasına bakıyor? Allah'a iman. Allah. Hangi isim? Adıl ismi abi. Evet. Yani birincisi Kuddüs'tü, ikincisi Adıl'dı. Biri sordu yani niye adalet ismiyle Allah'a imanın ne münasebeti var diye de. Şöyle, şimdi adalet neydi? Hak sahibine hakkını vermek. Değil mi? Her şeyin hakkını vermek yani. Şimdi Allah insanı bu kadar mükemmel cihazlarla yaratmış. Eşref-i mahlukat, ahsen-i takvim, halife-i ruh-i zemin. Bu insanın hakkıdır ki kendisini yapanı tanısın yani abi. Bu insan eğer bu cihazların, bu fıtratın hakkını vermezse olmaz yani. Tavuk yumurta yapıyor, arı bal yapıyor. Ben ne yapacağım? Allah'ı tanıyacağım. Ben onun içinim yani. Yani adalet ismiyle hakkını vermek yani. Münasebet kurduğumuz zaman. Bu adalı ismi, ikincisi marifet. Hangi iman esası? Allah'a iman. Üçüncüsü rahmet şuunat sırrı anlatılmış. Bismillahirrahmanirrahim'de hani Hüsnü Hazretleri 24. mektupta ikiye ayırmıştı ya abi şeyi şuunatı. Şefkati münezzehe bir de muhabbeti münezzehesi var. Bütün şuunatı bu ikisini de toplamış. Bu üçüncü sırda bu anlatılmış. Rahmet şuunat sırrı anlatılmış yani. Hangi iman esasına bakıyor? Haşir. Ne bir dakika 24. ne dedin? 24. mektup söz dedin mektup. Evet. 24. Orada mektup. Ama şefkat-ı mukaddesi muhabbeti münezzehe. Evet. İki yani diğerleri bundan çıkmış. En son ikisine getiriyor yani. Bir kaynak olarak onu gösterir. Yani Cenab-ı Hak şefkati münezzehesi var değil mi? Bir de şefkat-ı mukaddesi. Mukaddesi muhabbeti münezzehe. Evet. Bu ikisi var. Diğerleri de sayıyor o 5 tane. Diğerleri de sayıyor ama metne baktığımız zaman bunlardan sonra geliyor abi. Veya bunlarda toplanıyor yani. Yani bu kainatın şekli hazırı ne? Başka yerde de öyle cümle var. Bu kainatın sebebi vücudu muhabbettir yani. Muhabbet şuunatına dayanıyor. Bu hangi iman esası? Haşir abi. Hiç şüphe kaldırma. Çünkü üstadımız açık olarak söylüyor. Haşrin en büyük delili rahmettir diyor abi. Böyle açık olarak ifade eder. Hangi iman esasına bakıyor? Hakem. Şey, hangi esmaya bakıyor hakem? Hangi iman esası? Haşir yani. Dördüncü de bu da muhatabiyet sırrı. En kısa ve kolay yoldan Cenab-ı Hakk'a muhatap olabiliyormuş insan yani. Bu dördüncü sırda bu anlatılmış. İyâke nâbudu ve İyâke nestaîn'deki ifade edilen hakikat daha kolay bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim ile mevcutmuş yani. Dördüncü sır da muhatabiyet sırrı. Muhatabiyet. Evet. 2 ile 4 birbirine çok benziyor. Aynı tabirler. Vahidiyet, ehadiyet. Aradaki fark ne? Biri marifet sırrı, diğeri muhatabiyet sırrı. Marifetullah, muhabbetullah. Muhatabiyet. Muhatabiyet. Evet. Yani dördüncü sırda ne anlatılmış?
Bismillahirrahmanirrahim'in içinde en kısa ve kolay yoldan külli bir şekilde Cenab-ı Hakk'a muhatap olma sırrı varmış yani. Hangi esmaya bakıyor? Fert. Fert, iman, iman esasından da kitaplara iman. Çünkü muhatabiyet kitaplarla olur azametleri dedi. Beşinci sırda bir hadis izah edilmiş. Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Bu hadis aslında Besmele'yi izah ediyormuş. Besmele de aslında bu hadisi izah ediyormuş. Yani bu hadisin sırrı Besmele demiş. Besmele'nin sırrı bu hadis demiş. Üstad buna iki tane mana vermiş abi. O iki mana şu. Kainat ve küre-i arzda ismi Rahman'ın ne kadar tecellisi var? İnsan ismi Rahman'ı bir tamamıya gösterir mahiyetindeymiş abi. Şimdi Emirdağ'da ne, nasıl geçiyordu? Allah hakkında suret muhaldir. Suretten maksat siret, ahlak ve sıfattır. Allah insanı Rahman suretinde yarattı demek, kainatta ne kadar ahlak var, ne kadar sıfat var, ne kadar siret varsa insanda cem olmuş demektir abi. Birinci böyle bir mana vermiş yani. Niye Rahim değil de Rahman? Çünkü Rahman umumi, Rahim hususi. Rahman ismi kafire bakar, zındığa bakar, münafığa bakar, hepsine bakar yani. Rahim ise hususi. Allah insanı Rahman suretinde yarattı demek, siret, ahlak ve sıfat üzerine yarattı demek. Peki siret, ahlak, sıfat ne? Bütün Rahman'ın kainat ve küre-i arzda ne kadar tecelliyeti varsa onun üzerine yarattı demek. Mesela bazı insan var melek gibi, bazı insan var cin gibi, bazı insan var şeytan gibi, bazı insanlar affedersiniz ot gibi yaşıyor deriz ya abi. Yani insan bu mahlukatın mahiyetlerini, sıfatlarını, ahlaklarını gösterebilir. Mesela tilki gibi insan diyor. Tilkinin özelliği kurnazlık ya. Çok kurnaz insan. İşte cin gibi. Yani ahlak, siret, sıfat. Allah insanı Rahman suretinde yarattı demek. Besmele'nin 5. sırrında 1. manada bunu vermiş abi. Hangi esmaya bakıyor? Bu hangi esmaya bakıyor? Ha, ikinci şeyi de anlattım ondan sonra. Birinci, birinciyi anlattım şimdi. İkiyi anlattım. İkiyi anlatıyorum. İkincisi de ne? Şimdi Zat-ı Rahman-ı Rahim'in delilleri ve aynaları varmış. Bu deliller ve aynalar neymiş? Zihayatlar ve insanlarmış. Şimdi insan nasıl Rahman'ın aynası? Burada ayna misalini vermiş. Şöyle. Şimdi diyelim ki bu aynayı çevirdim ya güneşe. Burada bir güneş gözüküyor. Ama bu ayna o kadar mükemmel gözüküyor ki bu ayna güneştir denildiği vakit bu cihetinden doğru. Yani aynanın güneşi parlak gösterdiği için abi bu cümle söyleniyor. Yani şiddeti zorunda. Şiddeti zorunda. Bak şöyle söyleyeyim. Ayna güneştir denilebilir diyor. Evet. Güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletinin vuzuğuna işareten o ayna güneştir denildiği vakit. İnsanda suret-i Rahman var. Vuzuhu delaletine ve kemale münasebetine işareten denilmiş. Denilir diyor. Denilmiş ve denilir. Yani bu ayna güneşi o kadar gösteriyor ki bu ayna güneştir denilir. Evet denilir ama bu ayna güneştir değil yani. İşte ehli vahdetil vücut altında söylüyor zaten. Bunu karıştırmış yani. Aynanın tamamına güneş demiş yani. Asıl güneş olur. Demiş. Yani ama bu ayna güneştir denildiği vakit yani aynadarlık cihetiyle denmiş bu cümle. Ama onlar aynanın kendisine de güneş demişler yani. Orada bir karışıklık olmuş. Üssü Hazretleri Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin gördüğü doğrudur. Ama hakikat değildir diyor abi. Bu latif miktarlarda söylüyor. Gördüğü doğru ama hakikat değil. Bu beşinci sır ne? Hangi esmaya bakıyor? Şimdi iki tane mana verdi beşinci sırda. Allah insanı Rahman suretinde yaratmış. Bu ne demek? Üstad Hazretleri iki mana verdi. Bir, insan kainat ve küre-i arzda ismi Rahman'ın ne kadar tecellisi var? Bir tamamıya gösterebilir. Ahlak, sıfat ve siret olarak. Tamam. İki, aynadarlık ciheti abi. Yani 5. sırda Allah insanı Rahman suretinde yarattı. İki mana var. Bir aynadarlık manası, bir tamamıya gösterir manası. Besmele ile münasebeti ne bu hadisin? Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman o kainat ve küre-i arzdaki
o Rahman'ı derecene göre, o besmeleyi çekmene göre gösterip aynı davranış ediyorsun abi. Besmele ile münasebeti var. Üstad tatbik etmemiş, sadece hadisi izah etmiş. Peki münasebeti ne, onu söylemedin. Biz münasebet kuralım. Yani iki tane mana verdi. Aynadarlık ve de tam göstermek. Besmele çektiğin zaman çekmen nispetinde aynadarlık oluyor Rahman ve Rahim abi. Peki beşinci sır hangi esma? Hay esması. Hangi iman hakikati? Kadere iman. Çünkü kaderde noktayı merkeziye neydi? İnsan abi. Kader ilmi ve nazarı değildi. Hali ve vicdaniydi. O halle hallenip vicdanını da bilen bir insan kaderi konuşabilir. Mesela 5 dakika sonra ne olacak bilebilir miyiz abi? Allah'ın ilmi bilinmez. Ya geçmişte maziye bakıp yorum yapabilirsin ya da halde Hasan abi. Vicdanında hissedersen, vicdanında o 4 ana sırda müşahede edebilirsen sen onu zevk edebilirsin. Hislenebilirsin ondan sonra. Yoksa Allah'ın ilmini kimse bilemez abi. O yüzden ilmi değil, nazarı değil yani. 5 dakika, 10 dakika sonra ne olacak belli değil. Bilinmiyor ama halde veya geçmişe bakıp o halle hallenirsek bilebiliyor. 5. iman esası kadere iman. Hangi esma? Hay esması. Üstad maddi ve manevi bütün şeyde hayat olduğunu söylüyor abi. Manevi canlıdır diyor yani. 6. iman esası ne? Orada da salavatın bir sırrı anlatılmış abi. 6. iman esasında. Yani salavatın ifade ettiği mana besmele de varmış. Besmele'nin ifade ettiği mana salavatta varmış yani. Hangi iman esası? Peygamberlere iman. Hangi esma? Kayyum esması. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nübüvveti kainata kayyummuş yani. Evet. O olmasa zaten 11. sözde söylüyor. Vücud olmaz. Bu kainat devam etmeyeceğini söylüyor. Evet. Altı iman esasına böyle bakıyor. Şimdi diyor ki ben bunu Hafız Ali abi bir defa kendim okudum. Dersi gitmeden önce. Evet. Dimağımda cüzi bir istifadeyle bir lezzet hissettim. Öf. İkinci ve üçüncü tekrarlarımda. Demek ki biz de burada okuduğumuz hakikatleri sürekli tekrar edeceğiz. Mesela dedim ki abi siz 30 sene tekrar ediyorsunuz. Bitmiyor. Acip bir deniz yani. Allah. Bu tekrarla insan zevki ruhani alabilir yani. Zaten ruhani bir iştiyakı olmayan lafızda kalıyor yani. İçeri giremiyor yani. İkinci ve üçüncü tekrarlarımda öyle bir zevki ruhani uyandırdı ki eğer kalp ve kalemim ruhuma tercüman olabilseler belki bir derece siz üstadıma minnetterane arza cüret eylerdim. Heyhat ne kalbim ve ne de kalemim ve ne ruhum acz ile önüme çıktılar ve itirafı kusur ediyordular. Şimdi dedi ki yani ben bunu layıkıyla izah edemem bu risaleyi. Keşke yani kalemim ruhuma kalbime tercüman olsaydı yazsaydım. Kusurumu itiraf ediyorum. Şimdi anladığı kadarıyla bir şeyler söyleyecek abi. Sevgili hocam, sözler unvanıyla Neşr-i Envar ve Feth-i Bab-ı Rahmet eden Envar-ı Kur'aniye'ye esasen has mahsus bir sikke-i hatemi taşımaktadırlar. Yani sözler demek Risale-i Nur demek. Risale-i Nur nurları neşrediyor, rahmetin kapılarını gösteriyor. Kur'an'ın Envar-ı Kur'aniye'ye has mahsus bir sikkeyi taşıyormuş. Bir hatemi varmış yani Risale-i Nur'da. Neymiş o? Bakalım. Her bir parçasından şumullü rahmet-i ilahiyeye cüz'i külli bir kapısı var gösteriyor. Ve göstermekle kapıları açık bırakıyorlar. Yani Risale-i Nur emraz-ı akliyede, emraz-ı ruhiyede, emraz-ı kalbiyede, emraz-ı hayat-ı içtimaiyede ne yapmış? Hep böyle rahmeti göstermiş. Mesela kafirlerin zulmünde dahi rahmeti göstermiş İbrahim abi. Hastalıkta dahi rahmeti göstermiş. Ölümde dahi rahmeti göstermiş. Ölüm gibi şeyde içinde rahmet. Evet, ölümde rahmeti göstermiş. Her şeyden diyor. Kur'an'a has bir sır bu. Kur'an'a has bir sır ne? Kur'an-ı Kerim nasıl her taraftan böyle ağabey hayatı çıkarıyor, marifeti çıkarıyor. Bu sır Risale-i Nur'da da var. Bir de bunun başlığına bu mevzu çok. Her şeyde
her bir parçasından. Önce dedi ki sözler yani Risale-i Nur. Ya, bak, ölümde de rahmeti göster. Kur'an'a has bir sırrı taşıyormuş. Külliyat. Evet. Neymiş o? Her bir parçasından. Şumullü, şamil, rahmeti ilahiyeye cüz-i külli bir kapısı var gösteriyor. Her şeyde. Evet. Her şeyde. Yani ölümde, hastalıkta, emraz-ı akliyede, ruhiyede, içtimai hayatta. Ya mesela, psikolojinin değil mi mesela? Misal diyebiliriz yani senin içtimai hayatta bir rahatsızlığın mı var? İnsanlarla geçinemiyor musun? Evet. Uhuvvet Risalesi. Mesela hastalıkların var, hastalıklarla mücadele edemiyorsun, bir mana veremiyorsun. Hastalar Risalesi. İşte ihtiyarım ben, hiçbir iş yapamıyorum. İhtiyar Risalesi. Firak azabı çekiyorsan ihtiyarlar Risalesi. Ondan sonra ölümden çok korkuyorum. İşte ölüm Risalesi yani. Hangisiydi abi? 20. mektup. 20. mektupta ölüm. Komple. Evet. Mevt. Var. Ondan sonra birinci mektupta ikinci sual var değil mi? Öyle. Tabii hepsi yani o ölümle alakalı. Evet. Yani her şeyde ne yapmış? Kur'an'a has bir sırrı göstermiş. Kur'an nasıl her şeyde marifeti bu? Bu üstadın cümlesi abi. Yani Risale-i Nur Kur'an'a has bir sırrı göstermiş. Her şeyde ab-ı hayatı göstermiş. Asa-i Musa gibi. Nereye vursam o suyu çıkarıyorum diye. Yani ben o bir ders yaptırmamın sebebi şuydu. Çok zevk aldığım bir şey söylüyorum şu anda. Ölümden dahi, hastalıkta dahi, kanserde dahi bir rahmet kapısını göstermiş. Hı. Bu çok hoş bir şey ya. Her zorlukta bir kolaylık vardır diyor mesela. Yine. Ama çok ilginç bir şey ha. Her şeyde değil mi? Her şeyde bir rahmet kapısını göstermiş. Risale. Yine bu 15. mektupta Adem-i mutlak yoktur diyor. Değil mi abi? Evet yok. Çünkü bir ilmi muhit var. Yani Allah'ın ilminin dışında hiçbir şey yokmuş. İlmi muhit var yani. İşte Risale'nin bu sırrı göstermiş. Birisi diyor, ya nasıl? Bir ilmi muhit var. Yani yokluk dediğimiz şey ne? Yani üstad Adem mutlak yoktur diyor yani. Mutlak yokluk. Sadece nedir? Vücut dairesinden ilim dairesine geçmektir diyor yani. Yokluğu öyle tarif etmiş abi. Mesela ben diyelim ki Abdülkadir'e sorayım. Sen şu kalemi hiç kimsenin görmediği bir yere saklayabilir misin? Zor değil, yok yani. Mesela şu kalemi ben kendime soramayayım. Hiç kimsenin bilmediği bir yere saklayabilir miyim? Kendimden saklayamam bir kere. Hadi insanlardan sakladım ama ben biliyorum. Şimdi bir yokluk var mı? Yok. Allah biliyor yani abi. Yani bu kalemi ben nasıl yok edemiyorum? Yok edemiyorum. Ben biliyorum yani. Hafızam biliyor ki bu kalem şurada. Yani o manada Allah her şeyi biliyor. Bu alemde ne varsa bilmemiz mümkün değil yani. Adem'e gidemez yani. Biliyor Allah yani. Yani Allah'ın ilmi eşeğe nüfus etmemesi demek buzda su yoktur demektir. Gibi de değil ama evet. Buzda su yok. O zaman buz yok. O zaman buz yok yani. Buz yok yani. Şimdi Allah'ın ilmi yata etmemiş. O zaman eşya değil. Evet. Yani mutlak yokluk yok. Bu şekilde her şeyde bir rahmet olduğunu ilmi olarak göstermiş yani. Ölümde, hastalıkta, ihtiyarlıkta, gençlikte, değil mi abi? Ondan sonra içtimai hayatta, kalbi hastalıklarda, ondan sonra dima hastalıklarında, psikolojik hastalıklarında hepsini göstermiş yani. Devam ediyorum. Ve göstermekle kapıları açık bırakıyor. Risale'nin her bir parçasında bu hakikat varmış yani. Bu mübarek Risale, yani 14. lamanın 2. makamını. Yani Besmele Risalesi diye. Evet. Besmele'nin sırlar Risalesi. Birinci söz deyince. Evet. Ay, şey. Bu mübarek Risale'yi Süleyman. Bir. Zeki. İki. Zekai. Üç. Lütfü kardeşlerimle okurken. Dört. Evet. Bir de kendisi beş. Beş. Dört kişi okumuş. Bir de kendisi beş. Hayalime büyük bir müzeyyen bir saray gösterildi. Allah Allah. Bu derste olmuş yani. O mu okuyormuş? Yok. Yok. Kim okuyor? Bakayım. Bunlar detaylarda biliyor musun? Böyle beraber okuyor. Okuyorlar, dönerler herhalde. Beraber okuyorlar. Beraber yok, başkası okuyor. Zekai kardeşim okuyor. Zekai okuyor. Hani bu abi şeyden tanıyoruz lemalarda. Zekai'nin rüyası. Evet. Başka? Çocuklara Nur Cevher, Elmas Cevher çocukların seviyesinin Risale'yi izah ederek anlatan bir evet. Abidir. O okuyormuş.
Dördü dinliyormuş. Evet. Hafız Ali abiye şey açıldı ha. Hafız Ali abiye bir saray gösterilmiş. Müzeyyen bir saray gösterilmiş. Bu saray ne? 11. sözde bunun kainat olduğunu söylüyor abi. Peki içindeki ne o sarayın? Esma-i Hüsna'nın, Efsaf-ı İlahi'nin müştemilatı yani. Bütün tecelliyatı. Bu kainat sarayında bir tamamıyla tecelli etmiş. Hayalime büyük bir müzeyyen, süslü bir saray gösterildi. O 11. sözdeki o saray diyebiliriz. Aslını, hakikatını, vüs'atını, müzeyyenatını temaşa için ruhen çıktım, baktım ki. Dört şeyi o saraydaki, o sarayın aslını. Yani bu kainat sarayının aslını. Aslını. Bu kainat sarayının hakikatını. Bu kainat sarayının genişliğini, bu kainat sarayının müzeyyenatını temaşa etmek için ruhen çıktım. Derste bana böyle bir saray gösterildi. Kainat sarayı ben de bunun aslını, hakikatini, genişliğini... Genişliğini diyor mu? Diyor, vüsatini. Vüsatini. Evet. Yani bu saray şecere-i hilkat değil mi? Şecere-i hilkat. Evet. Yani 11. sözde anlatılan, evet. Miraç ya. Ders ortasında olmuş ya. Derste olmuş abi, evet. Allah Allah, ders ortasında. Derste olmuş ya. Derste, yani ben daha önce abi şuursuz anlatırdım böyle, bilmiyorum. Çok eskiden böyle hatırlıyorum. Bazen derslerde şuursuz derdim. Şimdi buraya göründü, çok kanaatim. O zaman fıtri olarak söylemişim diyorum şimdi. Yani Risale'nin her dersinde bir Leyle-i Miraç, bir Leyle-i Regaib, bir Leyle-i Berat, Leyle-i Kadir sırrı var yani. Açılabilir ya. Yani açılabilir ama yani. Onun için böyle lakayt olmamak lazım evet. Her sahanda. Yani bakarsın pat diye açılır. Pat diye hemen hayaline bir şey geldiği gibi, bir şey hatırladığın gibi. Bir şey hatırlıyorsun, senin iradenle değil. Ders alıp götürüyor ya seni. Pat diye açılır, aha bak abi açılmış. Pat diye soraya bir bak. Hatta bir ara gene böyle çok müzakere ediyorduk. Bu sözler 406. Kur'an hakaiki kevniyi beyan ettikten sonra safa-i kalp, tezkiye-i nefis, ruhun terakkiyatı, aklın tekemmülünden sonra beşerin ukulu sadekte der diyor. Yani ders esnasında bir adam düz okusa dahi o karşıdaki muhatapta bu dördü varsa Allah onu istifade ettiriyor abi. Kesin. Yani düz okunsa dahi böyle hiç adam kafasını okusa, düz okusa dahi o dördü muhatapta varsa Allah onu istifade ettiriyor. Aynen. Onun için yani ben bu konuyu biliyorum diye lakayt değil. Bakarsın pat sana miraç olur o. Yani bir de mesela geldin derse, mesela bir baktın ki senin çok iyi bildiğin bir mesele anlatılıyor. Yani sen gene aynı ciddiyetle, aynı böyle bir iştiyakla, merakla müteveccih olsan Allah sana o bildiklerinden ayrı başka bir kapılar açar yani. Evet, bak şimdi bilmediğim ne var? Evet, yani o iştiyette daha ziyade böyle insanlar derse gelince, aa ben biliyorum gene mi orası okunuyor? Veyahut da kapatıyor kendini. Anlatan da abi kusur bulunuyor yani. Adamın ders yapanın kusuruyla meşgul. Kusuru da meşgul. Baba ne biçim okuyor ya. Ama öyle biçim giyin. Yani işte o tarz abi. Şimdi diyor ki bana bir saray gösterildi. Kainat sarayı. Bu sarayın aslını, hakikatını, vüs'atini, müzeyyenatını temaşa etmek için derste oluyor bu. Ruhen çıktım baktım ki diyor abi. Güzel oldu. Çıktım baktım. Hı hı. Yani sarayın bir yerine çıkmış abi. Nereye çıkmış yani? Çıktım baktım diyor yani. Şimdi bu gelen cümlelerde anlaşılıyor ki bir de Besmele'nin sırları okunduğu için anlaşılıyor ki yani bir şey diyeceğim de diyemiyorum şimdi. Çıkmış yani. Nihayetine çık öyle anlaşılıyor yani. Fakat o yorgun ve nazarım kesik bir tarzda geriye döndüm. Zekai kardeşim devam ediyordu. Tekrar o saray şeklinde mutantan, revnektar, kıymetçe, mahiyetçe aynı ufak bir sarayı vücut alemi gördüm. Şimdi afaki o sarayı çıktı, o dördünü müşahede edecekti fakat nazarı kısa kaldı. Yorgun bir vaziyette döndü. Burada yorgunluk da neyi ifade etmeye çalışıyor? Nazarım kesik manası da var ikisi birden. Yorgun ayrı, yani yorgun ayrı, nazarım kesik. Yani. Yorgundan derken, yani acaba o sarayın müşahede ederken
o tezyinatını, müzeyyenatını, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatırken ayette gözün ne kaydı ne şaştı. Yani ona mahsus bir sır olmuş yani. Hiç şaşırmamış yani. Ama burada böyle bir hayret bir mana var yani abi. Bu, onda olmuş yani. Yani öyle anlaşılıyor yani. Mesela sen bir anda böyle acip bir aleme girdin. Ya bunlar ne falan bak şaşırdın yani. Böyle. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da olmamış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam abi Mirac'ın zahiri, Risalet, batını velayet diye Muhammed Aleyhisselam kendi kesbiyle ne düşünüyorsa, ne görüyorsa tam isabet etmiş. Aynı öyleymiş. Allah ona göstermiş abi. Hiç şaşırmamış yani. Velayetiyle gördüğünü, ne? Risaletiyle aynı tasdik olunmuş. Evet. Hatta üstadımızı kendisi için söylüyor. Eski Said'in aklıyla keşfettiği meseleleri yeni Said sunat-ı kalbiyesiyle görüyor. Allah göstermiş ona abi. Evet. Sunat-ı kalbiyle aynı tasdik etti diyor. Evet. Yani aynısını görmüş yani. Şimdi burada ise biraz o sarayın çıktım, baktım aslını, hakikatını, vüsatını, müzeyyenatını. Nazarım kısaydı, kesikti, yorgundum. Tam böyle şey yapamadım ama bu sefer enfüste gösterdi. Demek ki abi Murad-ı İlahi ona bir şey göstermek istiyor yani. Evet, göremedi, tam temaşa edemedi. Bu sefer hani ikinci sır neydi? Zaten Besmele'nin sırları okunuyor. Vahidiyet içinde ehadiyet. Vahidiyette müşahede edemedi. Cenab-ı Hak bunu ehadiyete getirdi. Yani kendi vücuduna getirdi. Gördüm ki mutantan, revlektar, kıymetçe, mahiyetçe ve fethi bab edip temaşa etmek istedim. O sarayın küçültülmüş modeli. Evet. Yani bu insan kendisi. Evet. Bunu müşahede etmek istedim. Yani bunun kapısını fethedip bu sarayın aslını, hakikatını, vüsatını, müzeyyenatını görmek istedim diyor. Anahtarı yoktu. Bu bir dakika, bu küçük saray kendisi. Evet, insan sarayına. Peki kim kime iltifat edecek? Kendi kendine. Kendi kendine, evet. Gidecek. Anahtarı yoktu. Ders devam ediyor. Birden kardeşimin ağzından Bismillahirrahmanirrahim işitti. Ders yapılırken? Bismillahirrahmanirrahim işittim. O şimdi kapıyı açmakla uğraşıyor. Hani bir saray gösterildi ya. O hem dersi dinliyor hem de bir şey gösterildi. Onun aslını, hakikatını, müzeyyenatını, müsatini anlamaya çalışıyor derste. Ben de beni hayal ediyorum biliyor musun? Kendimi hafızalara bir yerine kendimi koydum. Dinliyorum seni. Şimdi ders okunuyor. Sarayın şimdi kapısıyla uğraşıyor. Ulan ne yapacağım abi, bu ders okunuyor. Ulan anahtar yok. O anda ne işitildi? Dersten Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşimin ağzından işittim. Kapı açıldı. Allah anahtar ya Bismillahirrahmanirrahim. Her kapıyı açtı. Bak o zaman o kapıyı kendisi açmadı. Kardeşi verdi hemen. Hemen imdad etti. Şahsı manevi de türedi şimdi. Kapı açıldı. Elhamdülillah ala nuril iman ve hidayetir rahman dedim. Bak senin bir kapını başkası açıyor. Evet. Bak ben Bismillahirrahmanirrahim dedim, kapı açıldı demiyor. Kardeşim Bismillahirrahmanirrahim dedi. Kapı açıldı. Ben tekrar ettim demiyor. Kapı o zaman o açtı. Bilerek mi açtı acaba? Bir de o bilmeyerek. Tabii bilmeyerek. Açtırıldı belki de. Tamam ama burada bir şahsı manevi evet. Anlatıyor. Evet. Kardeşim Bismillahirrahmanirrahim dedi. Ben tekrar ettim demiyor. Kapı açıldı. Gördüm ki. Neyi gördü şimdi? İçeriye bakayım. Şimdi neyi gördü? O gösterilen sarayın aslını, hakikatını, vüsatini, müzeyyenatını. Bu dördünü gördüm diyor. Gördüm ki büyük sarayın müştemilatı ve tezyinatı o küçük sarayda derc edilmiş. Yani o büyük sarayda daha önce yorgun, nazarım kesik olarak döndüğüm sarayın bir tamamı ya müştemilatı ve tezyinatı o içine girdiğim küçük sarayda derc edilmiş. Adeta çarklardan mürekkep bir saat ve çok ipleri havi içine alan bir nessaçtır, dokumadır. Dikkat ettim. O saati kuran ve işleteni ve o ipleri gunagun boyayıp dokuyanı
gündüzü gündüz eden güneş olduğu gibi pek parlak bir surette izah buyurulunca gördüm diyor abi. Şimdi bu hani demişti ya aslını, hakikatını, vüsatını, müzeyyenatını. Bu şimdi gelen cümlelerde bu dördünü izah etmiş yani. Şimdi burada dedi ki o saati kuran ve işleteni gündüzü gündüz eden güneş olduğu gibi pek parlak bir surette izah buyurulunca gördüm diyor. Şimdi bu gördüm demek ya dersteki izahları ben o sarayda gördüm demek veya da hakikaten gördüm yani. Abi. Yo aynı görmüş. Görmüş değil mi? Yani öyle tabii, bir benzetme tabii. Falan yok. Hayır hayır olur mu öyle şey ya? Saati kuranı ve işleteni gördüm diyor abi. Allah Allah. Evet. Dikkat ettim. O saati kuran ve işleteni. Şimdi bu 14. lamanın ikinci makamında gördüm diyor. O saati kuran ve işleteni. Gördüm diyor. Evet. Parlak bir surette izah buyurunca gördüm diyor. Yani bu gördüm. Gördüm bu, bak tekrar elhamdülillah'ta da zaten her şey yoksa aciz olan Rabbim diyor ya mesela. Evet. Yani, onun vasıtasıyla, o ismiyle dönmüş herhalde. Belki. Yani Allah ona bir şey göstermek istiyor derste. Önce afaktakini göstermiş, müşahede edememiş, nazarı kesikmiş. Enfüse gelmiş, orada gördüğünü söylüyor. Sarayın aslını görmüş, hakikatini görmüş. Müzeyyenatını ve vüsatını görmüş yani. O bak, saati kuran ve devam eden, bir de bir tane de misal veriyor. Güneş ne diyor? Şöyle, gündüzü gündüz eden güneş olduğu gibi. He, bak, gündüz eden güneş olduğu gibi. Güneş olduğu gibi, hariç bak, dünyada gündüz var ama dünya kendisi gündüz yapamıyor bak. Evet. O misalleri iyi kavramakla, güneş olduğu gibi evet. Pek parlak bir surette izah buyurulunca gördüm. Ha, yani dünya kendi alemi oluyor. Güneş ile dünyanın dışında ya güneş. Ha, iman esaslarındaki hakaiki imaniye ve diğer iman esasları bunun aleminde güneştir. Onları görmüş. Güneşi görmüş kardeş. Gördüğünü söylüyor. Yani buradaki teşbih olarak alırsak. Kardeşim teşbih surettir. Her bir suretin de batınında dibinde hakikat var. Sen bana söyler misin? Hakikatsız suret olsun. Asılsız resim var mı? Gündüzün güneşi evet. Gibi ya. Gördüm bak açık. Bitti mi? Yok devam ediyor. Tekrar elhamdülillah dedim. Ve şu alemi kübranın fehristesine ve numunesini elime alınca artık pervasız seyahate çıktım. Şimdi eğer biz burada Hafız Ali abi gündüzü gündüz eden güneşi gördü. Yani Allah'ı gördüğü olarak alırsak Allah'ı görmek Kâb-ı Kayseri'nde oluyor. Bu onun besmelenin sırlarından anladığı. Amin. O manalar onun kendi Kâb-ı Kayseri'nde oluyor yani. Çünkü Allah orada görülür yani. Evet. O onu derste hani odanın içine girdi, ona gözüktü, o değil yani. Evet. Keşfen mazhar oldu şey ya, evet. İç alemi. Biz yine besmele sırlarındaki temaşaya gitti, yorgun olarak döndü, tekrar direkt besmeleyle de sırlarını açarken oradaki temaşada, bu da bu sefer direkt özüne noktasında gire, besmeleyle girdi. Besmele kapıyı açtı diyor ya mesela. Şimdi tekrar elhamdülillah dedim ve şu alemi kübranın fihristesine ve numunesini elime alınca artık pervasız seyahate çıktım. Şimdi hani önce afaka çıkmıştı ya abi. O olmadı, geri dönmüştü. Şimdi bu enfüsü aleminde tamamıyla aslını, hakikatını, vüsatini, müzeyyenatını görünce alemi kübranın fihristesini ve numunesini elime alınca artık pervasız seyahate çıktığını söylüyor. Demek ki insan önce enfüsten yani enfüste bitirecek meseleleri, ondan sonra afaka çıkacak yani. Abi. Hani seyri enfüsü, seyri afaki var. Afaktan böyle biraz gelmek zor yani hakikaten. O kadar şeyin içinden gelmek ama bu enfüste bitirdiğin zaman insan pervasız seyahat edebilir yani.
pervasız seyahate çıktığını söylüyor abi. Alem-i Kübra'nın feristesini ve numunesini elime alınca artık pervasız seyahate çıktım. Muhterem üstadım, şu söz öyle bir hakikati ders veriyor ki. Hani şimdi neyini söyledi abi? Önce müzeyyenatını söyledi. Hani dedi ya ben dört şeyi müşahede edecektim. Neydi onlar? Aslı, hakikati, vüs'ati, müzeyyenatı. Önce müzeyyenatını söyledi. Dedi ki bak acayip böyle bir güzel bir saray. Atkı ipleriyle dokunmuş. Şimdi diyor ki, şimdi hakikatini söylüyor. Ben buradan ne not aldım biliyor musun şimdi? Hı. Belki de istifade edersiniz. Bir halı düşün. Bir halının kalitesine göre ip çeşitleri var değil mi? Renkli falan. 50 tane, 100 tane, 20 tane. Halıcılar bilir bunu. Bu her bir ip, belki işinize yarar bu misal. Evet. Her bir ip esma ilahidir. O ipe şekil vermek, halının şekli çıkması, farklılık arz etmesi, o senin ihtiyar ve iradendir. Bu bütünle kader denilir. Halının ortaya çıkmasına kader denilir. Hmm. Bir daha. İşinize yararsa alırsın. Ben not aldım. Bir, orada dedi ya halı nesaç olur. Evet, mesela 20 tane iplik düşün. Ne 20 tane ya? 150 tane, 200 tane ip dizerler böyle. Hani halıcılar bilir. Tırr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 
Bu dike. Bir de yatay var. Şimdi dikey sabittir. İpler. Halı dokumayı bilir misin? Hiç gördün mü? Gördüm abi. Bak, bak tezgah var. Tezgahı hayal et. Bir dikey ipler var. Evet. Tamam. Mekik atmak yataydır. Evet çok güzel abi. Ha bu yatay da ip atıyorsun ama bu da farklı. Bir neredeyse onun kadar da yatay atıyorsun. Renkli. Bu iplerin her birisi yani dikey. Dikeyle iplerin hepsi Esma-i İlahiyedir. Yatay attığım yer mekik. O esmalara şekil vermek. O ipleri şekilde kullanmak. Yatay mekikleri atmak farklı farklı ihtiyar ve iradedir. Ortaya çıkan o halının şekli kaderdir. O dik olan kanatları veya kumaş kaderdir. Kendine göre kesip biçmek ihtiyar iradedir. Ama bu daha güzel. Bu güzel. Halı. Bak dikey iplikler 500-600 tane fazladır. Böyle. Evet. Tamam dizmişler. Fakat neredeyse onun kadar renkliler var. Bu dikeyi şey bak dikey. Dikeyi şekillendiren yatay renkler var. Yatay. Şuna benzer bir cümle okuyacağım da abi. Tamam. O dikey ipler bulana kadar dikey ipler insan olarak düşünürsek onlar da şekil veren de Esma-i Hüsna'lar olur. Kaderi ortaya çıkar. Evet Esma-i kaderin oluyor. Yani dikeyler her birisi Esma-i Hüsna'dır. Dikeyler. Onunla sen şekil alıyorsun. Ondan sonra yataylar ise senin ihtiyar ve iradenle şey yaptın, şekillendirdin. Esmaları şekillendiriyorsun. Bu bütünsellikten ortaya çıkan halı, nesledilmiş halı, şekil, kader. Yani onu sen üzerine oturup yemek ye. Evet, yap. Sebebiyet veriyorsun. Evet. Şimdi burada diyor ki abi, insan ayrı ayrı binler kalemi tazammül eden müteharrik bir kalem olur. Sahife-i hayatında veyahut levh-i misalide, o sahife-i hayatı dediği ipler, o beyaz ipler var ya. Beyaz ipler, evet. Sağ. Veya da levh-i misalide mukadderat-ı hayatını yazar. Esma-i İlahiye'ye bir ilanname yapar. Ya. Ve kaside-i manzume-i sübhane hükmüne geçip vazife-i fıtratını ifade eder. Yani o iplerin ne renk olduğunu, ne şey olduğunu o arada giriyorlardı ya. Şu. Evet. Bak. Ya dikey ipler esmaların bir çeşidi. İyi dinleyin. Yatay mekik attığın ipler çeşitleri de başka esmalar. Ama o mekiği o rengi önce sonra yapmak, halıya şekil vermek iplerin dışında, senin elin, senin tercihindir. O iplerin hiçbirisi senin değil. Yatay ve dikey ipler hiçbirisi senin değil.
Tamam mı? O ipleri atarken ki kırmızı ileri yap, yuvarlak yap halının ortasına, kenarına yap. O senin elindedir. Dikey ip de, yatay ip de esmalardır. Ama onu şekil veren sensin. Ortaya çıkan halı senin kaderindir. Dikey ipler celal, yatayla cemal. Cemal, onu ortaya koyan insan kemal. Zaten abi Hakkati Miraç'ı anlatırken hani Hakkati Miraç'ta bir cümle var. Hakkati Miraç, Zat-ı Ahmet'in aleyhissalatü vesselam meratibi kemalette seyri sülükünden ibaret. O meratibi kemalet ne? Bunu anlatmak için iki misal vermiş. Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ı isimleriyle ve isimlerinin mertebeleriyle bilmiş. İsimleriyle bilmek yatay, mertebeleriyle bilmek dikey. Buna iki misal vermiş. Padişah misaliyle kumandan-ı azam misali. Padişah isimleriyle bilinir. Kumandan ise mertebeleriyle bilinir. Hakkati Miraç'ta bu iki misal verelim. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı isimleriyle ve isimlerinin mertebeleriyle bilmiş. Meratibi kemalat dedi bu abi. Yani yatay ve dikey olarak bilmiş yani. Evet, Allah. Bizim Hakkati Miraç'ımız ne? Biz de Allah hangi isimleriyle biliyorsak ve o isimlerin ne kadar tecelliyatını biliyorsak biz de mazeret. Demek ki dikey ipler Esma-i Hüsna'nın kendileri. Evet. Yatay ipler onun meratipleri. Evet, aynen böyle. Onların gibi. Şekillendiren sensin. Evet. Senin miracın yani. Miracın oluyor. Ve halın oluyor. Evet. Üzerine yat halıda, ya o senin yatağın, sergin, her şeyin. Şimdi ders devam ediyor. Bir dakika, o... Demişsiniz ki abi bir şey yapalım. Dur, hemen diyeceksin. Hemen aklıma girmişken. O halı olmasın, kumaş olsun. Kumaş kabul et, tamam mı? Tamam. Onu kes, elbise yap. İşte 24. mektupta diyor ya, bir padişah sana işte seni modellik için şey kumaşı dikeser, biçer, dokur. Terzi. Terzi. Evet. Tamam. Aha, aynısı oldu şimdi. Aynısı oldu. Bu halı olmasın, kumaş olsun. O kumaşı da ortaya çıktı mı kumaş? Ondan sonra istediğin gibi kes, dik, del, tümsek yap. O da senin hayat hadiselerin, kaderin. Şimdi sen söyle Abdülkadir. Demişsiniz ki abi, kader elbise kumaşına benzer. Onu sen istediğin gibi biçip giyeceksin. Veya yemek malzemelerine benzer ki ne yemek istersen onu pişirirsin. Evet, daha önce de böyle misal vermiş. Ama şimdi biraz daha cami oldu. Ha. Kumaş yaparsan, o halı değil de kumaş yaparsak, onun Risale'deki misale çok uyuyor o zaman. Hı. Ne diyor? O seni model yapmış, vücut, hayatın bir model üzerinde kesip biçer. Kesip biçer, uzatır, kısaltır, şey yapar. Çantır, evet. İşte kader bu. Evet. Evet, devam. Muhterem evet. Üstadım, şu söz öyle bir hakikati ders veriyor ki. Şimdi önce müzeyyenatını söylemişti. Dedi ya, dört şeyi müşahede edeceğim. Hmm. Müzeyyenatı söylemişti. Şimdi hakikatini söylüyor. Yani, hakikatini. Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarında 14. lamanın 2. makamında bu kainat sarayının ne hakikati var? Hepsi oraya derc edilmiş abi. Hı. Bunu Besmele'nin sırları ders vermiş bu hakikati. Ve insana ders hakikati ders veriyor ki daha insana yabancı ve bilinmesi mümkün olmayan bir şey kalmıyor. Her şey çözülüyor. Yani bir şeyin hakikati ne? 14. yani bu kainat sarayının ve içindeki mahlukatın hakikati ne? 14. Lamanın 2. makamı yani Besmele'nin sırlarında bu varmış ve insana yabancı ve bilinmesi mümkün olmayan bir şey bırakmamış yani. Her şey varmış. Nasıl Kur'an Fatiha'da, Fatiha Besmele'de derc edilmiş, Besmele'nin ifade ettiği mana da Besmele'nin sırlarında, Risale'de izah edilmiş abi. İşte 6 tane birer cümleyle özetlemiştim ben onları işte. Hakikatini beyan etmiş yani bu kainat niçin? Mesela 11. sözün hakikati, 10. sözün hakikati, ondan sonra 30. lemanın hakikati, 30. sözün hakikati, ondan sonra 24. mektubun hakikati. Nerede varmış? 14. lemanın 2. makamı Besmele'nin sırlarında mevcutmuş yani. Her şeyin hakikatini fazla... Nerede? 14. lemanın 2. makamı Besmele'nin sırları. Daha insana yabancı ve bilinmesi mümkün olmayan bir şey kalmış. Yani nasıl ki her şey Kur'an-ı Kerim'de var ama ya sarı harfler, ya işaretler, ya remiz var, ya çekirdek var. Bunun aynısı
14. lemanın 2. makamı besmelenin sırlarında lisanının ifade etmiş olduğu veya ifade etmek istediği, edemediği ne varsa hepsi orada varmış yani. Diyebiliriz yani. Cami ders. Şimdi müzeyyen anlatını temaşa etti. Ders devam ediyor daha bitmeden. Ondan sonra hakikatını da gördü. Devam ediyoruz bakalım. Her gördüğü münis bir arkadaş oluyor. Ve susuz vadiler ve geniş sahralar ve koca küreye arzı bir bahçe hükmünde Halık-ı Rahim tarafından izhar edilmiş ve tılsımı da Bismillahirrahmanirrahim olduğu ve tılsımı bulunmazsa ve alınmazsa o bahçede yaşamak mümkün olmadığı ve yaşasa da her tarafta yabancı olarak ve her hadvesinde istiskal edilerek hayat değil belki camit olarak bulunacağını izah buyuruyorsunuz. Bu da vüsatini anlattı abi burada. Vüsati yani genişliği. Dedi ki bu sarayın genişliği ne kadar? Dedi ki koca küreyi arz bahçeymiş. Sonra susuz vadiler. Sonra her gördüğüm bir arkadaşmış ve de geniş sahralar. Dedi ya hani dört şey anlayacağım. Bu da vüsati, genişliği yani. Küreyi arzı bir bahçe gibi görmüş yani. Nasıl gördüyse abi. Koca küreyi arzı yani. Sonra geniş sahralar. Bunlar böyle gezegen sahraları olur değil mi? Halit-i Rahim nasıl olmuş diyor. Senin cevabı orada işte zaten. Halit-i Rahim'in tarafından izah edilmiş bir tılsımla. Evet. Şimdi peki bunun bu geniş, bu kadar geniş saraydan istifade etmenin şey neymiş? Bismillahirrahmanirrahim'miş. Şimdi şu kainat, küreye arz insan var ya abi. Bunu bir ceset olarak düşünelim. Bu cesedin aynısı insanda derc edilmiş. Şimdi bu insandan misal vereceğim. Şunu anlamak için yani. Şimdi benim bu cesedimi ayakta tutan ne? Ruhum. Ruhum olmasa bu bir şey ifade eder mi bu ceset? Etmiyor. Şimdi kainatın cesedini ayakta tutan ruh da Bismillahirrahmanirrahim'miş abi. Bismillahirrahmanirrahim olmasa kainat devam etmiyormuş yani. Tılsımı bulunmazsa ne o cüzi küllü büyük sahralardan, o koca küreyi arz bahçesinden değil mi? Yaşamak mümkün değil, istifade etmek mümkün değil. Her tarafta yabancıymış, her şeyden korkuyormuş. Şimdi mesela şu telefonu verir misin Abdülkadir bana? Bir misal vereyim ben. Şimdi şunun içinde bir sürü çipler var. Değil mi? Elektronik cihazlar var. Adamlar bu telefonu yapmışlar. Değil mi? Bu içindeki bütün parçaları bir araya getirmişler. Buna bir isim koymuş yani. Bu telefonun modeli ne? J7. J yani Samsung J7. Bunun ismi yani. İsmini koymuş. Telefon yani. Değil mi? Şimdi Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu bir sürü parçalardan meydana gelmiş niye? Bu kadar kainat, küre arz ve insanla bu kadar şeyleri bir araya getirmiş. Abi. Bak bunu üstad kendi söylüyor abi. Onu yerinden okuyayım. Belki ben söylemiyorum. Demek Bismillahirrahmanirrahim. Sayfeyi alemde bir satırı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Ne demek? Yani bu kadar parçaları bir araya getirmiş. Buna bir isim koymuş ya. Evet. Allah kainat ve küre arz ve insan bu kadar şeyi bir araya getirmiş. Bismillahirrahmanirrahim koymuş abi. Bismillahirrahmanirrahim. Üç sikke-i ehadetin kutsi ünvanıdır. Yani bu sistemin adını Allah Bismillahirrahmanirrahim koymuş abi. Sistemin adıymış yani Bismillahirrahmanirrahim. Yani bu kadar parçalar bir araya geldi ya. Elim, gözüm, yüzüm, insan oldum ben. Bu kadar parçalar bir araya geldi. Bu parçaların ismi neymiş? Bak bir daha okuyorum. Demek Bismillahirrahmanirrahim. Anlattı kainat küreat insan. Sayfi alemde bir satırın nurani teşkil eden üç sikke-i ehadetin kutsi ünvanıdır. Adam bu bunları bir araya getirdi. Buna isim koydu. Allah da bu kadar şeyi bir araya getirdi. Abi. Bu fabrikanın ismini koymayı insana bıraktı. Bismillahirrahmanirrahim deyince sistem ifade ediliyormuş abi o zaman. Bir de sonra söyler misin Fehim?
Yani Allah bu kadar mahlukatı bir araya getirdi. Bir fabrika yaptı. Kainat fabrikası. Bu fabrikanın isminin ifade edilmesini insana bıraktı abi. Bu da neymiş? Bismillahirrahmanirrahimmiş yani. Nasıl ki şöyle abi. 114 sure var Kur'an-ı Kerim'de. Fatiha'da. Fatiha Besmele'de değil mi? Peki Kur'an-ı Kerim neyi anlatıyor bize? Cenab-ı Hakk'ın kainat kitabında kudretiyle yaratmış olduğu ayetleri tilavet ediyor. Bu da her bir şeyde varmış yani. Kainat içinde ki bütün ayetler, kudretin yarattığı ayetlerin hepsi insanda mevcutmuş yani abi. Allah hepsini insana derc etmiş ve bunun da ifade edilmesi o afakta ve enfüste bu sistemin adı neymiş? Bismillahirrahmanirrahimmiş yani. Fabrikanın adını koymayı, sistemin adını koymayı Allah insana bırakmış yani. Şimdi bunu niye okuduk? Vüsati. Yani dedi ya o sarayın vüsati var. O sarayın vüsati ne? Her şeyi içine alıyor. Yani geniş sahralar. Geniş demek artık ne sahra alırsak yani. Sonra koca küre yarız bahçe olmuş. Sonra içindeki her şey münis bir arkadaş olmuş. Bundan istifade etmenin şeyi Bismillahirrahmanirrahim'miş. Eğer bu isim olmazsa insan sistemden ayrıymış abi. Şu benim şimdi parmağımı düşünelim. Şu parmağım ayrı. Buraya takınca bu bütün sistemle münasebetli oluyor. Sen hayırlı bir iş yaparken Bismillahirrahmanirrahim dedin, sisteme dahil oluyorsun. Yani bu parmak buraya takıldığı zaman sisteme dahil olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman sen sistemle münasebete geçiyorsun. Abi. O parça sistemi takılıyor. Sistem tamam oluyor yani. Senin noktayı nazar. Zaten sistem tamam da sana bakan tarafıyla yani. O cümleyi söylemen gerekiyor. Yani senin bildiğin bilemediğin. Ondan sonra ne kadar mana var? O hülasa olarak Cenab-ı Hak onu besmelenin içine derc etmiş yani. Sistemi öyle ifadelendiriyormuş yani. Çünkü sistemin hakikati, vüsati bilinmezse, gizli bir şey kalırsa o zaman sistem devam etmiyor yani. Yani bir kişi dahi olsa bunu bilse sistem devam ediyormuş yani. Yoksa her tarafta bu cümleyi kullanmazsa Bismillahirrahmanirrahim yabancı olarak ve her hatvesinde istiskal ederek hayat değil belki camit olarak bulunacağını izah buyuruyorsunuz. Hele bizi her zaman günde 40 defa hafsalamız almayarak ah ile ileri dönen ile ah ile geri dönen miracı mümin olan namazda İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn sırrı öyle bir düğme olarak gösteriliyor ki her mümin kendi vücut aleminde bir elektrik fabrikası görüyor. Şimdi bu Besmele'nin dördüncü sırrında geçiyor abi. Bu İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn deki ifade edilen hakikatin aynısı ve daha kısa ve kolay yolu Bismillahirrahmanirrahim'de varmış. Yani herkes biz derken şimdi Allah'a muhatap olurken hatırımıza hiçbir şeyin gelmemesi lazım abi. Kesret hatırımıza gelmeyecek yani. Mesela İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn derken gene bir kesret var diyor. Hiçbir şey olmayacak yani. Kesretsiz Allah'ı hatıra getirmemenin kısa ve kolay yolu Bismillahirrahmanirrahim demekmiş yani. Yani derste Allah'a muhatap olmanın yolu da gösteriliyor yani. Mesela siz diyelim ki abi başbakanı tanıyorsunuz. Misal cumhurbaşkanını tanıyorsun. Ama yani ben bu adamla nasıl muhatap olabilirim? Değil mi? Yani tanımak ayrı, muhatabiyet ayrı yani. Tanımakla muhatap olmak aynı değil. Burada da muhatabiyet de gösterilmiş. Dersin ortasında nasıl muhatap olacağı abi? Külli bir muhatap istiyor Cenab-ı Hak yani. Bütün mahlukat hesabına istiyor. Şimdi hakikatını gösterildi. Vüsati gösterildi. Müzeyyenatı gösterildi. Aslı gösteriliyor abi. Aslı ne? Cenab-ı Hak bu kadar mahlukatı niçin yaratmış abi? Bu cümle için neymiş ya? İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Biz yalnız sana ibadet ederiz ve senden yalnız yardım dileriz.
İnsanların ve cinlerin yaratılmasının şeyine bu mükevvenat aleminin ibadet abi. O da işte aslı kainatın bu yani. Neymiş? Cenab-ı Hakk'ı külli bir muhatap olmak yani. Külli muhatabiyet. Evet. 14. ilhamın ikinci makamında bu da göstermiş. Kainatın aslı ne yani? Bu sarayın aslı ne? Allah beni niçin yarattı? Bütün mahlukatı arkana alıp Cenab-ı Hakk'a muhatabiyet için, şimdi bunu normalde bir iki tane şahıs yapmış nadiratta. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu yapmış, mahlukatı arkasına almış. Biz demiş yani abi. Biz sana ibadet ederiz demiş yani. Nadir şahıslar böyle yapabilmiş. Bunun kemalini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yapmış. Miraç'ta yapmış yani. Bizzat böyle ehadiyet zatı muhatap olmuş. Biz demiş yani. Hariçte hiçbir şey bırakmamış. Ondan sonra bazı müşahıs böyle belirli zatlar bunu yapabilmiş. Biz yani. Kainatın aslında Cenab-ı Hakk'a külli bir muhatabiyet olmak. Allah insanı niçin yarattı abi? Kur'an-ı Kerim'in, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim ya. Söze muhatap olmak için, kelama muhatap olmak için Allah insanı yarattı abi. Bunun hani 114 tane sure Fatiha'da, Fatiha'nın da düğmesi neymiş? İyyâke nâbudû, biz yani. Biz sana ibadet ederiz, biz senden yap. Bu külli bir muhatap etmiş abi. Kur'an-ı Kerim'deki o kadar şeyleri bir cümlede hülasalamakmış. Yani böyle kısa bir yol varmış. Daha kısa bir yol da besmeleymiş yani. Bu gösterilmiş derste yani. Hem görmüş. Allah'ı görmüş dedik. Peki ona nasıl muhatap olacağım? Yerken abidi ve yerken isteyim. Bu da aslı yani abi. Aslı, hakikati, hüsatı, müzeyyenatı gösterilmiş. Dersli olmuş yani. İfadelerden öyle anlaşılıyor yani. Veya da biz öyle anlıyoruz. Yok yok, açık. Evet, yani Risale'de 3 tane abi var. Hafız Ali abi, Halil İbrahim abi, bir de Hasan Feyzi abi. Bunların 3 için abi Üssü Hazretleri çok acip tabirler kullanmış yani. Nasıl bir şey? Yani böyle ehli tahkik noktasında abi. Yani çok tahkiklermiş bu 3 abi. Evet, enfusçi. Yani bu üçü de enfusçiydi. Evet. Çok Halil İbrahim abinin mesela şiirlerine bak. Milas'tı değil mi o? Şurayı bitiriyorum. Her mümin kendi vücut aleminde bir elektrik fabrikası görüyor. Neymiş? Bismillahirrahmanirrahim ve İyyâke nâbudû. Neymiş? Elektrik fabrikası görüyormuş. Mesela lambayı kapat, nasıl karanlık oluyor? Sen Bismillahirrahmanirrahim demesen senin o yaptığın iş karanlıklıymış yani. Veya çok harika yazılarım var, elektrik yok. Evet. Bir işe yaramıyor yani. Yaramıyor. Veya da sen ibadet ediyorsun. İyyâke nâbudû ve İyyâke nestaîn. Manasını değil de şahsi, çok cüzü kalıyor yani. Mesela oruç tutuyorsun da şey için, kilo vermek için. Riyazet için, ne bileyim. Mane harfi, mane ismi. Yani, neyse. Sevgili üstadım, Cenab-ı Hak bu kıymetli eserleri kıyamete kadar mümin kullarına yetiştirsin. Duasıyla hatmi kelam eylerim efendim. Kusurlu talebiniz Hafız Ali. Şimdi baş tarafa dönersek Üssü Hazretleri dedi ki Hafız Ali'nin dersinin ne tarzda anladığını gösteriyor. Demek ki bakın izah etti. 14. lemanın 2. makamını izah etti yani. Anlattıklarını söyledi abi. Şimdi şunun aynısını ben ders yapsam, şu söylediklerinin, bir insan itiraz etse bu Risale-i aykırıdır yani, onun itirazı yani söylemesi. Çünkü Üssü Hazretleri bunu onaylamış ve buraya koymuş yani. Derc etmiş yani. Bak o besmelenin sırrını böyle olmuş. Dememiş ki ona sen, biz 14. lemanın 2. makamını yazdık, sen de bunun aynısını yaz bize gönder ne demem. Dememiş yani. Sen demiş bir oku bakalım ne anlıyorsun demiş yani. O da neler şey olduğunu yazmış. O da demiş ki ders oldu. Bana böyle bir saray gösterildi. O sarayın aslı, hakikati, vüsati ve müzeyyenatı bana gösterildi diyor. Afaki alemde müşahede edemedim. Enfüse geldim. Enfüste bu dördünü müşahede ettim yani. Ettiğini söylüyor.
Az hakikati vusati müzeyyenat. Evet. Şimdi bu Allah'a iman hakikatine bakıyor yani bu okuduğumuz mektup. 14. Lema'nın ikinci makamı, Besmele'nin sırları, bütün hakikatların hepsi ne biz biliyoruz bilmiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim de varmış yani. Bu Allah'ın bir kanunu. Şu cümleyi de okuyun da bitireyim abi. Konuyla çok münasebetler de şimdi hatırıma getirildi. Sayfa 158. İslamiyet'in en mühim esası, imanın en derin bir medarı. Neymiş? Külliyatı cüziyata koyma sırrıymış abi. Mesela Allah 70 ton ağırlığında bir balina yapmış. Değil mi abi? 20 ton ağırlığında bir fil yapmış. Bunlara göz vermiş. Mide vermiş. Aynı Allah Celle Celaluhu bir karınca yapmış. Böyle. Veya gözle görülmeyecek bir mikrop yapmış. Ona da göz vermiş. Ona da mide vermiş abi. Bu müthiş bir şey yani. Mesela ilk çıkmış telefon 1990 yılında çıktı. Ne kadar büyük değil mi? Ama şimdi çıkmış telefon yani böyle nanoteknoloji diyorlar abi. Son sistem yani. Dokunmatik yani. Ama ilk çıktı. Elle taşıyıp çanta gibi. Yani son sistemin küçüğünü yapmak daha fazla bilgi, daha fazla maharet, daha fazla ilim istiyor, kudret istiyor. Küçüğünü yapmak daha zor yani. İnsan da kendini... Büyüğünü yapmak küçüğüne göre kolay yani. Evet. Küçüğünü yapmak daha zor. Çünkü daha fazla ilim, daha fazla bilgi, daha fazla maharet istiyor. 20 ton filin gözü var. Bir karıncanın da gözü var. Onun midesi var. Bunun da midesi var. Aa, acip. Peki bu neymiş abi? İslamiyet'in en mühim bir esası, imanın en derin bir medarı, külliyatı cüziyete koyma sırrıymış abi. Kur'an-ı Kerim 114 sure. Fatiha'da, Fatiha Besmele'de derdi demiş. Bir rivayete göre Besmele'de B'de denmiş yani. Bu mesela la ilahe illallah. La ilahe menfi, illallah müsbet. Külliyatı cüziyete koymak sırrı İslamiyet'in en mühim esasıymış. İmanın en derin bir medarıymış. Şu ve tevhidin en büyük bir temeliymiş. Metin var mı? Bu 158 şu alır. Ve Risale-i Nur bu tılsımı açmıştı yani. Ayet-i Kübra mı? Ayet-i Kübra 158. Külliyatı cüziyata koyma sırrı İslamiyet'in en mühim esasıymış. İmanın en derin bir medarıymış. Bir de tevhidin en büyük bir temeliymiş. Külliyatı cüziyata koyma sırrıymış abi. Cüz, kül, cüz-i külli vardı ya abi. Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükürler olsun ki bana rububiyete ait bunları öğretti diyor yani. Evliya olmak için bu dördünü çok iyi bilmen gerekiyor abi. Evliya olmak için. Cüz kül, cüz-i külli var ya abi. Evliya bunlarla evliya olur yani. Yani bir olaya baktığı zaman onun cüzünü, cüzüsünü, küllüsünü, külünü hepsini müşahede edebilir o olaydı yani. Yani o olay maziden nasıl bakılmıyor, istikbalde nasıl olur, nasıl netice verir falan böyle. Dersimiz burada bitti abi. Biz de dersimiz yani Barla'daki bir mektubu ne tarzda anladığımızı göstermeye çalıştık abi. Evet, o anladım. Anlayan zatın anladığını anlamaya çalışıyor. Anlamaya çalışıyor, evet. Çok ilginç yani. Yani ne kadar ilerideler. Allah razı olsun, el-Fatiha.